43 yıl önce bugün organ bekleyen hastalar için yeni bir umut ışığı doğdu. Türkiye'de yeniden yaşam yolculuğunun mimarı Profesör Doktor Mehmet Haberal 10 Ekim 1978'de Avrupa Transplantasyon Birliği'nden sağlanan böbrekle Türkiye'de ilk kez kadavradan böbrek transplantasyonunu gerçekleştirdi. Hacettepe Hastanesi'nde Erol Emeksizoğlu o böbrekle tutulmuştu yaşama. Kronik böbrek hastalığının en etkin tedavisi olan böbrek transplantasyonu 3 Kasım 1975'te bizim ekibimiz özel tarafından Hacettepe'de 12 yaşındaki Bahtiyar'a annesinin böbreğini takmak suretiyle başlamıştı. Ama o dönemde Türkiye'de yasa yoktu. Avrupa'da bazı ülkelerde, dünyanın da bazı ülkelerinde yine yasalı, kendi ülkelerinin yasaları çerçevesinde beyin ölümü teşhisi konmuş ölen insanların organları kullanılıyordu. Profesör Doktor Mehmet Haberal 10 Ekim'in 43. yılında ekibiyle birlikte Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde anlattı o tarihi süreci. Bizim ülkemizde sadece birinci rezi akrabalar arasından transplantasyon yapıyorduk. Hasta çok. Yeter kadar organ yoktu. İnsanlarımıza göstermek durumundaydım ki ölen bir insanın böbreği hastaların tedavisinde kullanılır ve en etkin yöntemlerden birisi de budur. Leiden'da Avrupa Transplantasyon Vakfı vardı. Onlarla temas kurdum. Onlarla rica ettim. Dedim ki ne olur bana bir böbrek gönderin ki ben insanlarımıza göstereyim. 10 Ekim'de bana saat 5'te akşam bir telex geldi Avrupa Organ Nakli Vakfı'ndan. Dediler ki bir tane Hakan Gür'ün böbrek var, ister misin? Öyle olunca ben itiraf edeyim ki bayram ettim. İstanbul'a geldi Lufthansa'yla. Sonra ben buradan İstanbul'a gittim. İşte o böbreği aldım geldim. Kullanmadan önce test yaptık. Bu böbrek canlı, kullanılabilir bir böbrek. Ve o böbreği bu akşam Erol Emeksizoğlu olan hastamıza taktık. Ben bu böbreği kullandığım zamana kadar dünyada bu şekilde çıkarılan böbrekler sadece 12 saat bu şekilde muhafaza edilebiliyor. Ondan sonra patolojiye gönderiliyordu. Kullanılmıyordu. Tamam mı? Şimdi ben bu böbreği taktım. Bir hesap ettim ki böbreğin saklanma süresi 24 saatin üzerinde. O zaman şunu yaptım. Dünyadaki, Avrupa'da ve Amerika'daki bu ölen insanların böbreklerinden yararlanan ve kullanan bütün merkezlere dedim ki ne kadar kullanmadığınız, 12 saat sonra kullanmadığınız böbrek varsa bana gönderin. O dönemde bir sene içerisinde 120'den fazla böbrek nakli yaptım ben. Dünyaya da dedi ki, bakın siz bu böbrekleri 24, 48, 72, 94, 100 saatin üzerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu tıp literatürünün en uzun süreli bir şekilde yaşayan hastamız vardı, Ayşe Tüncer. Ayşe Tüncer'in böbreği 110 saat 44 dakikaydı. San Francisco'dan, Kaliforniya'dan gelmişti. Sadece kan grubu uyuşması vardı. Ve Ayşe o böbrekte 25 sene yaşadı. Bu şekilde böbrek naklinin dünyadaki literatürünün yönünde değiştirmiş olduk. Tabii bunun avantajı şöyle oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda çok önemli katkı sağladı. Ve bir bildiri yayınladı. Dedi ki beyin ölümü teşhisi konmuş ölen insanların böbreklerinin kullanılmasına dinen sakınca yoktur. Bu çok önemli bir olaydı. O yıllarda Türkiye'de transplantasyon konusunda yasal bir düzenleme de yoktu. Haberal 2238 sayılı organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakli yasasının hazırlanıp
3 Haziran 1979'da yürürlüğe girmesine öncülük etti. Sonrasında da dünyadaki gelişmeleri de yön verecek birçok ilkin altına imza attı Haberal. 10 tane yasa çıktı. Bir tanesi organ nakli yasasıydı. Bu 2238 sayılı yasa gerçekten Türkiye'de transplantasyonun yasalaşmasını sağladığı gibi bugün daha problem olan bir konuyu daha hallettik. O da şu, yasanın 3. maddesinde dedik ki beyin ölümü teşhis konmuş ölen insanların doku ve organlarının kesinlikle herhangi bir çıkar karşılığı kullanılamaz, alınamaz, satılamaz. Bu çok önemli. Bugün dahi maalesef dünyada bu problemle meşgul oluyoruz. Ve 4. maddesinde de bilimsel bilgiler dışında bu konunun reklamı yapılamaz. Daha 1979'da bu ülkeden böyle bir yasa çıktı ve bugün gerçekten yani ülkemiz artık transplantasyon konusunda hakikaten dünyanın ilk 5 ülkesinden birisi, hatta canlıdan transplantasyonda ilk ülkelerinden birisi konumundayız. Ama canlıdan derken şunu hemen belirteyim, birinci derece akraba, ikinci derece akraba, eşler yine aynı şekilde aynı kurallarla çapraz transplantasyon. Profesör Doktor Haberal her fırsatta dile getirdiği organ bağışı çağrısını yineledi. Bakın biraz önce arkadaşlarımızla beraber işte bu haftanın 5. organ naklini yaptık. Şimdi 4 böbrek nakli yarın da inşallah 6. yapacağız. Sadece bu haftaya mahsus olmak üzere. Yani 5 böbrek nakli, 1 karaciğer nakli olacak. Şu an sadece bu haftaya mahsus. Çünkü biz çok yoğun bir şekilde bu Covid döneminde dahil Başkent Üniversitesi olarak sadece 15 gün ilk dönemde transplantasyonları ne oluyor diye durdurduk. Ondan sonra transplantasyonları durdurmadık, devam ediyoruz çalışmalarımıza. Dolayısıyla şimdi bakın böbreği taktık, açtık, hastanın böbreği masada çalışmaya başladı. Yani bu şu demektir, bu hastanın hayatı ameliyat masasında değişiyor. Çünkü ameliyat önce biz hastaya diyoruz ki aman sakın bir bardaktan fazla su içme. Ama şimdi hasta servise çıktı, biz diyoruz ki ne yersin, ne içersen iç. Ve bu hastalar yeniden yaşam yolculuğuna başlıyorlar. Onun için ben buradan bir kere daha bütün vatandaşlarımıza, bütün insanlarımıza diyorum ki hani aslında organ bağıştan ziyade siz hayat bağışlayın. Ya olay bu. Yani 10 Ekim bu nedenle hem bizim ülkemiz için önemli hem de söylediğim gibi özellikle böbrek transplantasyonunun dünyadaki gelişimi bakımından önemli. Başhekim Profesör Doktor Adnan Torgay, transplantasyon bilim dalı öğretim üyeleriyle organ nakli koordinatörü Hatice Akkoç da 10 Ekim'in önemine dikkati çekti. Organ bağışı çağrısında bulundu. İyi korunan bir organın çok uzun saatler kullanılabileceğini göstermekle binlerce insanın hayatını değiştirdi. Bugün bu özel gün 43. yıl dönümüyle bunu da tekrar gündeme getiriyoruz. Herkese hatırlatıyoruz gerçekten. 30 bine yakın şu anda sadece Türkiye'de organ bağışı için bekleyen hasta var. İnsanların hayatını tamamen değiştirmek, onlara yeni bir yaşam vermek mümkün. Kronik organ hastalığı olan hastaların yaşamlarının ameliyat masasında değiştiğini görmek de çok gurur verici. Bu yüzden burada bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Gelin aynı gurura beraber hani ortak olalım. 10 Ekim 1978'in önemi aslında transplantasyon tarihinde çok önemli. Çünkü bundan sonra birçok ilklerin önü açılmış oldu. 3 Haziran 1979'da yasa, 27 Temmuz 1979'da ilk kendi kaynaklarımızda böbrek nakli. Aynı zamanda biz organ nakli koordinatörlerin çok önemli bir görevi var. Bir aile görüşmesi, iki organ transportu. Bunu yıllar önce hocam Eurotrans'tan getirerek ilk uluslararası organ transportunu sağlamıştır. 10 Ekim 1978'in 43. yıl dönümünde birazdan biz de çalışmaya devam edeceğiz. Uygun görürlerse ikimizle birlikte, Mehmet Hocam'la birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı bir hastamızı göstereceğiz kendisine. Ve pek yakında da ameliyatlarını gerçekleştirmeyi planlayacağız. O dönemde yaşanılan bir başka sıkıntı da diyaliz makinalarıydı. Ve esas önemlisi de insanlara acaba 50 yaşından büyükleri diyalize almasak mı?
Yani öbür deyişte ölüme mi terk etsek deniyordu. Hocam ilk kadavra nakili yaptıktan sonraki sloganında bir hayat dört hayatı kurtarırdı. Oradaki matematik çok basitti. O iki kronik böbrek hastasına nakledilecek. O diyalize giren iki hasta da oradan çıkıp diyaliz programlarını başka ikisine vererek dört kişinin hayatı kurtulacaktı. O günlerden bugünlere geldik. Türkiye'de şimdi 900 civarında diyaliz merkezinde 20 bin kadar diyaliz makinesi var. Ve 60 bin üzerinde insan diyalize giriyor. Bunların 20 bin küsürü de bekleme listelerinde. Türkiye'de senede 3.500-4.000 tane böbrek nakli yapar hale geldik. Yaklaşık 85 merkezde. Ama bu sayıları eritmekte hala güçlük çekiyoruz. Açığı kapamanın tek yolu var. O da kadavradan organ temin hızımızı arttırmak. Hocamın o yıllarda yaptığı nakillerden sonra kadavra naklinde bir artış oluyor Türkiye'de. Birçok kendisinde ifade ettiği gibi birçok kadavra nakli yapılıyor. Ancak günümüzde belki hala hocamın o dönemde yaptığı kadavra nakil sayılarına ulaşabilmiş değiliz. Lütfen organlarınızı bağışlayın. İnsanlara yeniden yaşamanın yolunu açın. Başka takdirde, başka şekilde olmuyor bu iş. Canlıdan yapmakla yetişemiyoruz organ ihtiyacına. Lütfen organlarınızı bağışlayın. Hala birçok ülkenin işte ülkemizden, üniversitemizden, özellikle hocamızdan yardım istediğini, ta 43 yıl önce kurulan sistemin hiç olmazsa bir benzerini bari ülkelerinde kurmalarını istediklerini görmekteyiz. Biz burada hocamızla birlikte çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz. Halkımızdan da isteğimiz hani bilinçli davranıp, en azından sağduyulu davranıp organ bağışı konularını en azından bir kez daha düşünmelerini rica ediyorum. Son olarak Profesör Doktor Mehmet Haberal Atatürk'ün manevi mirasını hatırlatarak önemli mesajlar verdi. Hani Atatürk ne dedi? Aynı kökten gelen insanları yalnız bırakmayın. Dolayısıyla Orta Asya ülkelerinde yani bu Kazakistan'dır, Özbekistan'dır, Azerbaycan'dır, Kırgızistan'dır, Tacikistan'dır. Onlara da ben aynı şeyi söylüyorum. Diyorum ki artık sizleri başka ülkelere muhtaç etmeyiz. Bunu bilirsiniz. Bütün mesele tıbbın bütün imkanlarını hastalarımıza uygulayabilmektir. Bugün çok şükür ülkemizde hakikaten bir hastamıza ne gerekirse en üst düzeyde tıbbın bütün imkanlarını uygulayacak durumdayız. Ama bütün bunlara rağmen kaderini değiştiremediğimiz takdir Allah'ın hastaların organlarını değerlendirmek durumundayız. Çünkü birçok insan organları bekliyor ve bu yapılıyor. Ben örnek veriyorum, bakın Şiraz'da bu arkadaşımız Marek Hüseyin, düşünün karaciğer nakillerini %90'ını ölen insanlardan yapıyor. Böbrek nakillerini %95'ini ölen insanlardan yapıyor. Şimdi aynı Müslüman ülkeyiz. Zikri mukayese ettiğimiz zaman hani onun için biz diyoruz ki insanlarımıza, biz hekimlere güveniniz, inanınız. Tamam mı? Ve birçok kronik organ hastalığına lütfen yardımcı olunuz. Teşekkür ederim. Profesör Doktor Mehmet Haberal ekibiyle birlikte bir haftada biri karaciğer, beşi böbrek olmak üzere 6 organ nakli ameliyatı gerçekleştirdi. 14 yaşındaki Zehra Elif Saçal, annesi Zeynep Saçal'dan alınan böbrekle, 17 yaşındaki Melih Paşam da annesi Şahide Paşam'dan alınan böbrekle tutundu yaşama. Güzel bir şey yani. Olmasaydı şimdiki bu şeyimizi yaşayamayacaktık. Çünkü diyalize giriyordu benim çocuğum. Çok zor günler geçirdik. Allah razı olsun bu Haberal hocamızdan. Yani minnettarız, Allah razı olsun. Her zaman da söylüyoruz gördüğüme ve çok ilgili bir hoca gerçekten. Sabahtı, akşamdı, öğlendi. Her an hastanenin içinde herkese çok iyi alakadar. Allah razı olsun. Duygusal yönden de, fiziksel yönden de yani daha iyiyim. Yani çok güzel bir şey, yani mucizevi bir şey. Yıllardır sıra bekleyenler var, uyumayanlar var. Diyaliz görmek zorunda kalanlar var. Yani Allah onların yardımcıları olsun. Çocuğumu hayata döndürmüş oldum. O mutlu oldukça ben ondan fazla mutluyum. Mehmet Haberal'a tabii ki çok teşekkür ederim. Allah bir kere değil bin kere Allah razı olsun. Herkese tavsiye ederim. Herkes de yani bir hayat
kurtarabilir. 3 yaşındaki Zeynep annesinden alınan karaciğerle başladı yeniden yaşam yolculuğuna. Özetle 10 Ekim 1978'de sadece Türkiye'de değil, dünyada da organ naklinde yeni bir kapı açıldı. Unutmamalı ki yaşamı bağışlanacak bir organa bağlı olan binlerce hasta var. Ve zaman onların aleyhine işliyor. İhtiyaçları olan tek şey duyarlı insanların organ bağışı.